Merhabalar arkadaşlar, Coin Bulucu kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bu yayınımızda sizlerle birlikte Koç Holding'in teknik analizini yapacağız. Şirket tarafından gelen bazı güzel haberler var. Bunları hepiniz biliyorsunuz. Biz bu yayınlarda teknik analize odaklandığımızdan dolayı temel analiz kısmında ne olur ne biter bunu kendinize bırakıyorum. Lütfen bu konuda kendi araştırmalarınızı kendiniz yapın. Bu yayınlarda sadece teknik analizi konuşuyoruz. Bakın, Koç Holding'de 11 gün önce yayın yaptım ve yayının kapak başlığına baktığınızda Koç Holding fiyatları fırsat alım bölgesinde diye sizlere videonun kapak başlığında bir başlık atmıştık. Şimdi 11 gün önce zaten Koç Holding'in fiyatlarında fırsat alım bölgesi olduğunu söylüyoruz ve genel itibariyle yönün sert yukarı olmasını bekliyoruz. Aradan bir hafta geçiyor, şirket tarafından bir satış haberleri, bir olumlu haberler geliyor ve bununla birlikte fiyatlarda güçlü yukarı yönlü gidiş oluyor. Yani her yayında size anlatmaya çalışıyorum. Arkadaşlar, teknik analiz size bir hisse senedinin nereden doğru fiyatla alınacağını söyler. Temel analiz ise size doğru hisse senedinin hangisi olduğunu söyler. Yani sizler temel analize bakaraktan hangi hisse senedini alacağınızı bilirsiniz. Teknik analiz ile de temel analizde belirlemiş olduğunuz hisse senedinin doğru fiyattan alınmasını sağlamaya çalışırsınız. Ama teknik analiz her zaman temel analizin önünde size güzel alım bölgelerini zaten söylüyor. Yani biz Koç Holding'de yükselişlerin olacağını 11 gün önceki yayında, daha bu piyasada temel analiz bilgileri şirket tarafından verilmeden, zaten fiyat olarak fırsat alım bölgesinde olduğunu, direnç bölgelerinin aşıldığını, genel itibariyle yönün yukarı yönlü olduğunu söylemiştik. Sonrasında da bizim teknik analizimizi onaylar şekilde temel taraftan, şirket taraftan bilgiler geldi ve fiyatlar yukarı yönlü gitti, ama teknik analiz zaten fiyatların yukarı gideceğini bize söylüyordu. Şimdi biz bu yayınla bir yatırım tavsiyesi vermiyoruz. Bu yayınlar eğitim amacıyla ve şunu söylüyoruz. Arkadaşlar, finansal piyasalar bilginin paraya döndüğü piyasalardır ve bu piyasalarda bilgin yoksa para kazanamazsın. Temel bilgi geldikten sonra alırsın. Bakın, bugün bir düzeltme olur, aldığın fiyattan direkt zarar içerisine girersin. Dolayısıyla temelde bilgi gelmeden, gelme potansiyeli oluşturan bir teknik görüntü var mı yok mu buna bakarsın. Teknik analizi doğru öğrenirsin ve buna göre cebindeki parayı bir ömür boyunca kendin yönetirsin. Lütfen bu yayınları eğitim amacıyla dinleyelim. Lütfen bu yayınlarla birlikte kendimizi geliştirmeye, finansal okuryazarlığımızı daha yüksek seviyelere çıkarmaya çalışalım. Şimdi bu teknik görüntüyü sizlerle birlikte çizmiştik arkadaşlar. Bunların hepsini kaldıracağım. Tekrardan sizinle birlikte bir analiz yapacağım ve bu analizi lütfen öğrenmeye çalışın. Sizler de çizmeye çalışın arkadaşlar. Buradaki bakın tüm görüntüleri kaldırıyorum. Birlikte çizeceğiz, birlikte öğreneceğiz ve öğrendiğimiz bilgi hayatımızda kullanmak suretiyle cebimizdeki parayı kendimiz yönetmeye çalışacağız. Bakın, bu bölgede bir zirve noktası oluşuyor. Yıl 1999-2000 yılından bahsediyoruz. Sonrasında yatayda yukarı yönlü giden, 2020 yılının Ekim ayından itibaren ise dikleşen bir yükseliş var burada. Bakın, dikine yükseliyor. Yani bu bölgede olduğu gibi yatayda bir yükseliş yok. Yatayda mal toplama var. Sonrasında ise 2020 yılının Ekim ayında başlayan dikine yükseliş var. Bu dikine yükseliş işteki hedef bölgeyi tespit etmeye çalışacağız. Aylık ve logaritmik bir görüntüdür bu arkadaşlar. Lütfen çizimlerde logaritmik olarak yapmayı ihmal etmeyin. Çünkü logaritmik yapmazsan bu görüntü ekranda karşına gelmez. Logaritmiği de nasıl yapacaksın? Bakın, burada bir kutucuk var. Sizdeki büyük ihtimal normal görüntülerdir. Logaritmiği tıklayacaksın. Bu ekran karşına çıkacak. Logaritmiği neden biz seçiyoruz? Finansal piyasalarda ben şahsen logaritmik grafiklerin daha tutarlı olduğunu düşünüyorum. Bundan dolayı çizimleri logaritmik yapıyorum. Sizler normal lineer görüntülerde de çizebilirsiniz. Ayrıca TradingView üzerinden bu yayınları yapıyoruz arkadaşlar. Şimdi 2000 yılının Ocak ayının zirve noktasını burada ben kendime referans alıyorum. Sonrasında ise 2013 yılının Mayıs ayını kendime zirve noktası almayla birlikte iki tane tepe noktasını oluşturuyorum. Sonra da alt noktamda en dip noktayı seçiyorum ve 2009 yılının Mart ayına burası denk geliyor. Yani iki tane tepe, bir tane dipten oluşan bir kanal görüntüsü kendimiz oluşturduk. Kanal orta bandlarının güzel çalıştığını, en son kanal orta bandının 2020 yılının Mart ayında retest edilmesinden sonra fiyatlarda yukarı yönlü sert hareketliliği görüyoruz. Şimdi kanal teorisi bize ne söylüyor? Bakın, 2000 yılından gelen Koç Holding şirketinin yükselen trendi burada güçlü bir mumla 2022 yılının Mart ayında aşılıyor. Aşılan önemli bir direnç bölgesi teknik analizin huyu gereği önce yukarı yönlü sert gidiyor. O zamanın fiyatlarında
32-33 TL'de kanal üst bandı yukarı yönlü aşılıyor. Aylık görüntülerde %25'in üzerinde bir yükseliş oluyor. Sonrasında 32-33 TL'lerden fiyatlar 43 TL'ye kadar yükseliyor. Önemli bir direnç aşılıyor. Sert yükseliş oluyor. Sonrasında aşılan bu direnç hattı destek olarak 2022 yılının Temmuz ayında retest ediliyor ve retest edilen bölge 33.64 olarak görülüyor. Bakın retest hareketinden sonra ise güçlü yükseliş geliyor. Şimdi kanal teorisi bize zaten bunu söylüyor. Önemli bir direnç. Yukarı yönlü aşıldı, fiyatlar yukarı gider. Sonra bu bölgenin retest edilmesi müthiş alım bölgesidir diyor. Çünkü ondan sonra daha sert yükseliş geliyor. Nitekim de yükseliş gelmiş. Şimdi kanal yukarı kırıldıysa kanal teorisine bakıyoruz. Kanal teorisi ne diyor? Fiyatlar yukarı yönlü aşıldıysa bir kanal boyu kadar daha fiyatların gitmesi lazım diyor. Buradaki kanalımızı aynen klonluyoruz. Bunun rengini kırmızı yapalım arkadaşlar. Daha iyi anlayalım. Bakın aynı kanalı klonladık. Kırılan bölgenin üzerine getirip yerleştiriyoruz. Bakın arkadaşlar getirdik. Üzerine yerleştirdik. Önemli bir direnç test edildikten sonra beklenti ilk olarak yeni kanalın kanal orta bandıdır. Bakın yeni kanalın orta bandını 2022 yılının Aralık ayında test ediyor. Aralık ayından Mayıs ayına kadar burada 6-7 ay boyunca kanal orta bandında oyalanıyor. Çünkü burası 2000 yılından gelen önemli bir direnç bölgesi. Bir anda bu bölgeyi aşamıyor. Burada olduğu gibi ne yapıyor? Sonrasında Haziran ayında güçlü bir mumla bu bölgenin kırıldığını ve kanalın üst bandının hedef olduğunu görüyoruz. En son yayınımızda da onu söyledik. Kanalın üst bandı aşılmış. Yeni kanal içerisindeki kanal orta bandına kadar fiyatların gitmesi beklenir dedik. Bunu dediğimizde fiyatlar 230 TL civarındaydı. 270 TL'lere kadar gördük. Şimdi bu bölgede şöyle bir durum var. Önemli bir direnç bölgesi. Tıpkı 2022 yılının Mart ayında olduğu gibi. Bakın yukarı yönlü aşılmış, fiyatlar yukarı gitmiş. Şimdi burada bir tane olumlu taraf var, bir tane de riskli taraf var. Burada ne yaptı arkadaşlar? Mart ayında yukarı yönlü kırdı ve yukarı gitti. Sonrasında Temmuz ayında bu bölge retest edildi. Eğer aynı hareket burada olacaksa fiyatlarda önümüzdeki aylarda bir retest hareketiyle ana destek noktasına doğru, yani kırılan direnç bölgesinin destek olarak artık çalışacağı bölgeye doğru 202-203 TL'lere doğru bir düşüş hareketi olabilir arkadaşlar. Bu olur mu bunu bilmiyorum. Çünkü satış haberleriyle birlikte normal şartlarda düşüş olması yerine fiyatların yukarı yönlü sert gitmesi beklenir. Ama piyasa yapıcıdır bu. Bunun ne yapacağını bilemeyiz. Dolayısıyla full mal ile bütün her şeyinizle girmemek lazım. Orta ve uzun vadeli düşünüyorsan fiyatların daha önce yapmış olduğu gibi bu bölgeye retest yapma hareketinin olabileceğini, böyle bir riskin olabileceğini bilmek lazım. Yani fiyatlarda 200 TL'lere doğru bir düşüş hareketi önümüzdeki günlerde, önümüzdeki aylarda olabilir arkadaşlar. Bunu neye göre söylüyorum? Geçmişten bugüne size anlattıklarımla söylüyorum. Burada 2022 Mart'ta kırılıyor. 2022 Temmuz'da herkes uçacak kaçacak beklerken ne yapıyor arkadaşlar? Haziran ve Temmuz'da bir düşüş oluyor. Bu bölge retest ediliyor, ondan sonra gidiyor. Burada da eğer bir düşüş olacaksa 200 TL Koç Holding'de müthiş alım fırsatı olarak karşınıza gelebilir. Düşer demiyorum. Bakın teknik analizi anlatıyorum. Geçmişten bugüne ne olmuş ve ne olabilir? Teknik analizin huyu fiyatlarda direnç aşılır, sert gider, sonra gelir retest eder. Bu bilimsel bir teknik analizin huyudur arkadaşlar. Böyle bir şey olabilir. Piyasalardaki yatırımcıları korkutmak ve onları dökebilmek için böyle bir hareketlilik yapılır. Daha önce de yapılmış. Dolayısıyla düşerse 200 TL'ler uzun vadede müthiş alım bölgesi olarak karşınıza geleceğini bilmenizi isterim. Şimdi önemli bir trend bölgesi yukarı yönlü aşıldığından dolayı buradaki kanalı bir kanal boyu kadar daha yükseltmemiz lazım. Bunun rengini de beyaz yapalım. Bakın rengini beyaz yaptık ve getirdik. Kırılım yapılan bölgenin üstüne koyduk. İlla da %100 derecede kırılım yapılan bölge tekrardan retest edilecek diye bir gerçek de yoktur. Genel itibariyle olur. Koç Holding'de de daha önce 2022 Mart ve Temmuz aylarında olmuş burası. Burada da olabilir diye size bunu gösterdim. Olmadığı ihtimalde de beklenti nedir arkadaşlar? Yeni kanal içerisinde ilk beklenti fiyatların kanal orta bandına kadar gitmesidir. Kanal teorisine göre önemli bir direnç bölgesi yukarı yönlü aşıldığından dolayı fiyatlardaki ilk hedef, bakın burada da aşılmış ve retest yapmıştı. İlk hedef neresiydi? Kanal orta bandıydı. Fiyatlar buraya geldi. 6 ay burada oyalandı. Şimdi de bu bölge aşıldığından dolayı her ne kadar 200 TL'lere doğru önümüzdeki aylarda bir retest hareketi yapma riski olsa da asıl hedef bunda kanal orta bandıdır ve bu da karşımıza 450 TL civarının hedef olduğunu bize
gösteriyor arkadaşlar. Ama lütfen bu yayınlarda dinlediklerinizi iyi anlamaya çalışın. Her zaman bakın tekrar tekrar anlatıyorum. Anlamayan arkadaşlar var. Düşüşte diyorlar ki hocam 450 TL sen hedef dedin. Fiyatlar düşüyor. Bakın söylüyorum. Daha önce bunu yapmış. Eğer fiyatlarda bir düşüş olursa bunun alım bölgesi 200 TL'dir. 200 TL alım bölgesidir. 450 TL satım bölgesidir. Ama düşüş olmazsa direkt giderse fiyatların buraya gitmesi beklenir. Şimdi şirket tarafından satış ile alakalı onaylanmış bir görüş yok. Hala görüşmeler devam ediyor diyor. Oldu da olumsuz bir haber gelmesi ihtimalinde fiyatlar 200 TL'ye kadar düşer. Haberiniz olsun arkadaşlar. Bu bölgede de korkmamak lazım. Bu bölgede şu an bakın yükseliş oluyor diye cesaretlisiniz ya. 200 TL'ye düştüğünde daha da düşecek zannediyorsunuz. İşte bugünden daha fazla cesaretli olacağınız zaman 200 TL'ye eğer fiyatlar düşerse olmalıdır. 200 TL'de bugünkü düşüncenden daha cesaretli olup asıl bu bölgeden almak lazım. Ama bu bölgeye gelir mi onu da bilmiyorum. Olumsuz bir haber gelirse fiyatlar 200 TL ana destek bölgesine retest yapar. Onu da hemen yapmaz arkadaşlar. En az 1-2 aylık bir vadede yapması beklenir. Eğer retest yapmazsa da hedef 450 TL olarak karşımıza geliyor. Şimdi gelelim günlük vadelere. Bakın aylık vadelerde boğa piyasasında majör planda görüntüleri size söyledim. Günlük vadede düşüşlerin gelmesi için önemli destek bölgesinin kırılması lazım. O bölge kırılmadıkça fiyatlarda genel yön yukarıdır. Arkadaşlar bu arada lütfen videoları izlerken beğenmeyi ve abone olmayı unutmayalım. Bu videoların sıklığını sizlerin beğeni oranlarına göre yapıyoruz. Yani sen bu videoyu izliyorsun. Şu anda bu videoyu beğenmiyorsan YouTube detaylardan ben bunun raporlarını alıyorum. Ve YouTube bana diyor ki videon çok izlenmiş ama beğenilmemiş. Bir daha bu videoyu yapma diyor. Genel algoritman bozuluyor diyor. Biz de ne yapıyoruz? İzlendi ama beğenilmediyse demek ki yatırımcı arkadaşlar, izleyici arkadaşlar beğenmemişler. Beğendikleri daha başka güzel grafik çizen arkadaşlar var. Onları izlemek istiyorlar diyoruz ve tekrardan yapmıyoruz. Bakın Koç Holding'i buradan 11 gün önce yapmışız. Ama Miatek'i, Reader'ı, Tüpraş'ı, Türk Hava Yolları'nı 2 günde bir yapıyoruz. O yüzden Koç Holding yatırımcılarına sesleniyorum. Bu videoların daha sık gelmesini istiyorsanız lütfen beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Lütfen bunları bize beğeni oranlarınızla taleplerinizi gösterin. Bakın bu bölgede Koç Holding'de oluşan bir yükselen trend var arkadaşlar. Bu yükselen trend aşağı yönlü kırılmadıkça Koç Holding'de bir düşüş beklememek lazım. Bakın bu bölgeye dokuna dokuna gidiyor. En son ne zaman dokunmuş? 16 Mayıs tarihinde. Yani fiyatlar da 245-250 TL'lerin altında kapanışlar olmadıkça Koç Holding'de genel yön yukarı yönlüdür. Bu bölgenin altında kapanış olmadıkça hedef 450 TL olarak önümüzdeki vadelerde karşımıza gelebilir. Bunlar bir anda olacak işler değildir arkadaşlar. Bunlar uzun vadelerde olur. Dolayısıyla 3 günde, 5 günde, 1 ayda bunlar olmaz. Daha fazla vadeyi açmak lazım. En azından haberler olumlu gittiği sürece yıl sonuna doğru buralara gelme ihtimali var. Ama olumsuz bir haber gelirse de fiyatlarda 200 TL'nin retest hareketiyle destek olarak çalışmasını da bekleriz. Bunu ne zaman anlayacağız? 245 TL'nin altında kapanış olmadıkça yön yukarı. 245 TL'nin altında eğer bir kapanış olursa da 200 TL'lere retest hareketi gelebilir. Haberiniz olsun. Hepinizi seviyorum. Hepinize bol kazançlar diliyorum.